Peki herkes aşağı yazacak. Kaçak eller devam edecek mi? Buna bir cevap. Benim neyim eksik öteki talk show'lardan? Bak şöyle bir şey olmuştu. Bu da ilk defa buradan anlatılsın. Ne oluyor ya? Sus sakın! Sakın! Ya ben buldum! Yine birinci oldum bir şekilde. Şimdi ne be ne? Ne şimdisi yavrum ya? Hazırız işte, hazırlandık, gidiyoruz. Kaçak gelini almaya. Ve kolpacı kocasını. Deniz'in eşi Kolpa grubunun solisti de münasebetsiz espriler yapıyor Ceyda şu an. Ben de bugün böyleyim arkadaşlar. Tahsilatım varmış gibi. Allah tahsilatını... O değil lan o. Allah tahsilatını arttırsın. Mafyalar için söylemiş bir şey değilim. Allah tahsilatını affetsin mi? Alena yemek yiyor bir yandan böyle. Anneannem gibi. Dora yakın oturanlar daha oluşamadılar. Çünkü basçımız henüz Miray gelmedi. Miray gamermiş bu arada, o yüzden gelmiyor olabilir. Tutulmuş oyunda. LOL'cuymuş ya Miray. Üst koridor mu, orta koridor mu ne, Jinx bastırmış. Öyle bir şeyler söylediler. Dora yakın oturanların yakında çok ilginç bir şarkısı geliyor arkadaşlar. Sürpriz bakalım ne. Çok ilginç bir şey olacak. Çok değişik. Hadi bakalım. Gidelim öyleyse. Keşke gelinliğim olsaydı. Gelinlikle vallahi otururdum ha. Kaçak gelinler tekrar çekilecek mi diye sorardım. Herkesin sorduğu sorulardan biri. Aradan 10 yıl geçmiş hala soruyorlar kaçak gelinler çekilecek mi diye. Gelinliğim yok benim biliyor musunuz? Kayboldu. Ne alaka bilmiyorum. Çaldılar senin gelinliğini. Kim çaldı? Bakayım bir outfitime. Look. Bence bu lookum çok iyi abi. Dizi bir çek. Bu arada bazı markalar benim sloganlarımı kullanıyor, görüyorum. Evet abi, biraz ayıp yaratıcı ediyorsun. Mı olsanız sevgili reklamcılar, ayıp. Bizim mimleri kullanarak bir yere gelinmiyor. Teşekkürler. Ayıp ediyorsunuz, hoş değil. Canlar hemen bana gönderiyorlar, haberiniz olsun. Sıcak. Bu tarzın peki? Benim yeni lookum o ya. Lookum. Aa ben arabanın anahtarını unuttum. Neye bakıyorsun? Ben neye bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hanımım. Kusura bakma. Tahsilatı geciktirdim. Allah bir dakika olmadı. Şu mu hanıma? Abla buyur. Ay. Bir dakika abla. Hemen arabayı toparlayayım. Oğlum bunları niye bırakıyorsunuz arabada ablanızın yanına? Gidelim abla. Sen öteki arabayla gel. Tamam mı? Arkadan bize kakarak ol. Ne o? Kakarak mı? İşte bakarak olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle buyurun size. Terlikleriyle gelmiş, çok iyi. Aman tanrım. Allah Allah ya. Şu anda biz kaçak gelinler final sahnesinin devamı gibiyiz. Arabada bazı eksiklerimiz var ama. Değil mi? Çığlık atarak. Kurtulmuşlar meğersem. Böyle bir çirkin bir son olabilir mi ya? Surat ifadesi olarak. O bitmeyeceğini sandığımız bir sondu. Neyse bunları konuşuruz zaten evet, şeyde. Evet evet. Zaten herkesin size soracağı klasik soruları ben size sorarım. Kaçak gelinler falan o gibi. Ay çok heyecanlıyım ya. Bizim evi biliyorsundur. Artık biliyorum yani. Deniz can bu arada. Evet can oldum. Evet. Kızım buradan çıkış yokmuş. Buraya da hayvan gibi set kurmuşlar be. Hazır oyuncular var. Girek hemen. Çocuktuk be Fırat. Çocuktunuz ama. Kendi sanki şey. Hatırlamıyor musunuz siz bana yaşlı diye dalga geçiyordunuz? Fırat Usta'nın zamanı bilmem ne diye dalga geçiyorlardı ya. Hatırlıyor musunuz? Hiç asla öyle şeyler. Tabii Fırat Usta'nın döneminde henüz kamera icat edilmemiş gibi dalga geçiyorlardı ya. Hadi be. Evet aşkım bunlar beni çok... Ben şimdi göstereceğim ona. Hanım ablam ve onun ablası geldi. Buyurun. Deniz Hanım alayım. İnemiyor tabii tamam. Bu ne Deniz Hanım? Düğün pastası getirdim. Fırat Abdüley gibi bu. Şu an 10 numara değil mi? Abdüley. Tabii canım diziye uygun giyindim hocam. Kötü adam falan oynarım. Allah'ım aman ya Abdül. Buyurun şöyle gelin. Aa eşiniz de buradaymış. Ay sürprizin güzelliği. Tabii canım. Uzun zamandır görmemiştim Barış. Sevenleri buluşturduk ya. Ankara, İstanbul dizi yüzünden görüşemiyorlarmış. Biz buluşturduk kendilerini. Ben de şey diye düşünmüştüm hani dişik bütçeli talk show müzisyeni de getirdim. Bir iki bir şey sindirdi atırdı. Devam. Ağır abi oldum ya dans edemiyorum kardeşim. Selamünaleyküm canlar. Bugün sizlere süper bir konuğumuz var. Öncelikle onları takdim etmek istiyorum. Ceyda Kasabalı ve konuğumuz Deniz Baysal Yurtçum. Ben tanıdığımda Deniz Baysal'dı. Evlendi Deniz Baysal Yurtçu geliyor. Bir daha geleyim. Ne oldu biz? Tamam ben sundum. Gelin ama. Hello arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Look at this. Aha.
Dediniz geldi. Ben de 3 yaşındayım. Ay hoş geldin. Terliklerimle. Çok güzel. Terliğini de getirmiş. Talk show hediyesi. Talk show hediyesi. Süper enerjik bir giriş oldu. Evet. Bugün tarzımı nasıl, beğendiniz mi? Bugün çok daha beğendim. Çok tahsilatçı gibiyim. Siz bilerek mi peki böyle siyah beyaz hani? Tabii canım tabii. Ben eşim ne giyiyorsa ona göre giyinirim. Fırat hep aynı şeyi giyiyor. Ben daha ziyade. Yani işte. Kendince bir şey yapıyorum. Bu ne? Bu bize mi? Evet. Açabiliyor muyum? Evet. Bro, tam olarak aradığımız şey. Vallahi evet. Dedim ki talk show hep böyle oluyor. Benim neyim eksik öteki talk show'lardan? Kullanılabiliyormuş da. Efendim bağlamamız yok mu attığımızı? 0216. Dur kız, nerede oturduğum belli olmasın. 0322. Alo. Efendim. Teşkilattan arıyorum. Buyurun. Yeni başrolümüz hazır mı? Değil. Onu hemen ayarlayın. İstanbul'da onu bekliyorum. Çünkü artık İstanbul'da. Dizi izlemeyenler anlamadı ama dizi, teşkilat dizisine bir şey yaptık. Bilerek mi böyle giydin cenaze şeyi hani? Ha, kaçak yeniler de öldü ki. Güzel. Senden de bir gönderme geldi. Güzel geldi. O kaçak yeniler konusuna değineceğim ya. Tamam, çünkü çok ilginç bir proje bu. Kaç alıyorduk acaba? 0.50 falan mı? Kaç alıyorduk? Ben bir kere şunu hatırlıyorum. 45. olmuştuk. Bir üstümüzde Pepe vardı. Ben o noktadan sonra dedim ki bu dizi gitmez. Ama Pepe çok üzülüyor. O yüzden size. Çocuk sonuçta. Onu da gönlü olsun. Bu zamana kadar hiçbir dizide öyle bir hype görmedim. İnanılmaz bir takipçisi vardı yani. Hala var yani, nasılsa. Instagram'da bir anda ben hayatımda öyle bir şey yaşamadım. 5000 takipçim falan vardı. Bir uyanıyorum 10.000, 15.000, 20.000. O zamanlar bin. Takipçi çok hızlı gelen bir şey de değildi. Şimdi tamam. Peki seni niye hiç takip etmediler o süreçte? Ben orayı anlamadım. Ben oraya karıştım. Niye öyle? Ayıp edin. Onlar 2 milyon falan olmuş. Burası 130 bin. Kaçak gelinler. Onların işi yani. Biz yandan onlara destek yani. Öyle düşün. Vallahi bilemeyeceğim Fırat'cığım. Hala ben nerede karşılaşsam kaçak gelinler soruyorlar. Reytinge göre kimsenin izlemediği dizi aslında çok izlenmişti. Bu da reyting sisteminin ne kadar bozuk olduğunu gösterdi. Doğru. Bana. Evet, böyleydi yani. Ya. Sokaktaki reytingden ölçtüğü zaman o dizide bitmemeliydi. Ha, bittiyse bitti, o ayrı. Ama öyle bitmemeliydi. Biz niye uçurumlamıştık abi? Her dizinin sezon finalinde bir açık bırakılır ki zam isteyen diğer sezon olmaz. Hepimiz istemişiz gibi oldu şimdi ama hiçbirimiz istemedik. Benim bir tane dizimde arabanın yanına geldik hepimiz. Araba patladı. Bir tek ben öldüm. Bütün ekip yaşıyor. Tamam. İkinci sezona devam et. Zam mı istedin? Bak şöyle bir şey olmuştu. Bu da ilk defa buradan anlatılsın. Bizi topladılar. Filmini çekeceğiz diye, hatırlıyor musun? Aa evet. Videolar çektik. Aynen. Biz de milleti gaza getirdik. Filmi geliyor, ya, filmi geliyor diye. Sonra biz diyoruz ki devam edecek herhalde. Sonra içeride bir tane pano vardı. Yeni dizinin panosu. Üzerine de örtmüşler. Hatırlıyor musun? Aa, bak şimdi. Doğru. Şöyle bir ucundan merak ettik bakalım. Bir baktık Deniz tepede duruyor başrolde. Ulan dedik, Deniz buradaysa kaçak yeniler devam etmeyecek demek ki. Biz kaçak yenileri devam edeceğiz. Hani sen olmazsın diye beni çıkar. Aynen. Öyle yani o zaman ama. Hala şeydi. Ondan atladık işte uçurumdan. Şunu da söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki yorumlara. Hayır biz izliyorduk. Arkadaşlar siz izliyordunuz da reyting sizi ölçmüyor işte. Sorun orada yani. Peki herkes aşağıya yazacak. Kaçak yeniler devam edecek mi? Buna bir cevabımız var mı? Yani etse de ben ne edemez. Ben kaç yaşına geldim. Sen ne eder mi? Bitti diyelim dizin. Yeni dizi geldi. O da kaçak yeniler olmuş. Yok ya. Gelinlik yaşı mı geçti? Gelinlik yaşı. Öyle bir şey oldu ama değil mi? Ben unumu eledim. Yani senin kardeşin evleniyormuş gibi olur. Genç enerji lazım. Ben seni yıllardır görmüyorum. Gram değişmemiş. Bu arada yakından inanılmaz güzel. Yani kamerada zaten çok güzelsin ama yakından daha güzelmişsin. Fırat söylüyor da evet, çok güzel. Ben ona diyordum ki kamerada benim gördüğüm, kameraya en yakışan, o benim bu zamana kadar çalıştığım yani. Kameraya çıktığın zaman bunt diye kaldırım sensin. Ay yani. Sağ ol vallahi arkadaşım öyle. Ya. Teşekkür ederim. Yakından daha da güzel, öyle söyleyeyim. Dizi bir de böyle çek. Diziden gittik madem, diziden devam edeyim. Ankara'da çekiyordunuz diziyi. Eşin İstanbul'da. Şey desem hangi diziyi? Teşkilat aşkı. Ha teşkilat. Utku buraları atar mısın? Tamam, tamam. Utku attı. Yok ya, şaka yaptım. Biliyorum, ben izledim bile. Kaç yıldır devam ediyor bu süreç Ankara-İstanbul arası? İki sezon ama biz ilk gittiğimizde geç girdik bayağı yayına. Yani iki senedir İstanbul-Ankara arası mekik dokuyorsun ve zaten demişsin görüşemiyoruz diye. Hatta pardon, sen dememişsin. Barış demiş en görüşemiyoruz. En son Barış diye. Dedi. Evet. Ben anlamadım. Siz birbirinizle habersiz mi konuşuyorsunuz? Şimdi Barış diyor ki, bir dakika nerede o? Fırat sen de habersizsin galiba birazcık sorulardan. Barış diyor ki bizim diyor ayrı hayatlarımız var. Çok da görüşmeyiz, böyle rahatız diyor. Sen de diyorsun ki biz yapışık ikiz gibiyiz. Her şeyi beraber yaparız. Bak ikiniz farklı konuşmuşsunuz. Hangisi doğru? Öyleydik. İlk başta hiç hep mesela, beraberdiniz. Aynen. Yani bir ben sete gidiyordum, geliyordum. Arkadaşlarımla bile çıkmıyordum dışarı. Hep evde Barış'ın yanında olayım falan diye şeyim vardı. Ankara'da böyle bir bomba düştü benim üstüme. Yani ne hiç oluyor anlamadım. Ne oluyor ya?
Sonra 1,5 ay görüşmediğimiz falan oldu değil mi bizim? Abi niye gitmiyorsun eşinin yanına? Gelemedi. Onun da işleri var. O da var yani. Ya hakkı gelip ne yapacak? Ben sürekli Eskişehir'deyken. Bir kere geldi. Ben bir kere gittim. Ev tuttum. Terası var bilmem ne. Eskişehir'in en güzel yeri. Sırf eşim gelecek kalacak diye. Geldi. Bir gün durdu. Ben gidiyorum. Ya bu kız orada soğukta ne yapsın ya? Sıcakta geldi. Uçtum. Abi bir gün gittim. Size yemin ederim. Gittiğim ilk gün Eskişehir'de fırtına koptu. Üst katta evde pimapen kapıları var ya. Pimapen kapısı koptu böyle evin içine doğru. Ödüm koptu. Ödüm boğuldu. Ödüm boğuldu. Bir daha dedim ben gidiyorum. Vallahi panik atak falan geçirdim orada ben. İkinci gün bir daha yağacakmış gibi geldi. Şimdi artık İstanbul'dasın. Artık rahat rahat görüşürüz diye umut ediyorsunuz. Aynen. İnşallah. Saat kaça kadar süreceğini. Şimdi de o gidiyor. Nereye gidiyor? Pandemiden dolayı bitti ya konserler bir ara. Şimdi bir açıldı. Herkes konser bekliyor çünkü. Tabii. İnsanlar eğlenmek istiyor. O konuya da değineceğim. Gün... Burada not almış. Rockçı diyebilir miyim size kolpa? Evet. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Kolpa'yı Barış çağırıp şeyi sormamız yok mu? İşte konserlerim 24'ünde bilmem nerede 26. Barış orada aile babası gibi oturuyor. Böyle rockçı mı olur ya? Kucağında kuzenleri, yeğenleri. Rock mı oluyor tam yoksa böyle pop rock? Pop rock. Pop rock. Bundan sonra sana böyle diyeceğim. Pop rockçılar birbirlerine bundan sonra böyle. Devam ediyor ya. Bence güzel yani. Tamam aşkım güzel yavrum. Şimdi çok büyük hayranlar oluyor pop rockçıların. Böyle ön tarafta böyle kızlar kolpa kolpa diye çıldırıyor. Kıskançlık oluyor mu mesela? Yok ya. Niye olmuyor? Bende olurdu. Niye olsun ki? Çok güzel bir şey. Yani nasıl güzel bir şey? Yani, okay. Ne bileyim tamam sonrasında bunu gelmişti işte. Hep sorarlar diye bunu sordum. Araya bir tane oyun sokmak istiyorum. Bugün yeni bir oyunum sen var. Sen seç. Aa. Yeni oyunum şu. Yeni çok DM'den geldi bu yeni oyun. Ben hangi kameradayım? Hangisini istersen hepsi. Beni çekmemiş değil mi kimse bir saat? Şöyle biz ikimize doğru aldırdım ben. Atmışlar DM'den ama bilmiyorum olur mu? Soru soruyorsun. Kesinlikle yanlış cevap vermen gerekiyor oyunu. Ne? Herkes bunu atmış abi DM'den. Kendileri istediler vallahi. Sor bir tane bakalım. İki soru hazırlasaydın da görseydik. Soruyu hazırlamadım. O an aklıma gelir dedim ama. Sorunun fikrine şey yaptın ve soruyu hazırlamadın mı? Düşük bütçeli sunucu arkadaşlar. Harf oyunu var biliyorsun. Ay o da çok gıcık ya. Çok gıcık. Tamam onu ama merak ediyorum. Tamam o zaman hadi. Bir harf tutalım. En sevdiğim oyun. F dediler. Merhabalar hoş geldiniz. İsminiz nedir? Ha benle mi başlıyorsun? Ama sen de başlıyorsun. Demedin mi benle başlıyorsun? Para. Fatma. Fatma Hanım nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Fatsa. Fatsa nereye bağlı? Bilmiyorum. Frankfurt'a bağlı. Nasıl bilmezsiniz? Bağlı. Aa güzel. Demek ki bir tarafında Almanya'da büyüdünüz ya da oradan göç ettiniz. Nasıl oldu? 50-50. Ya yarı yarıya. Anne baba Alman, birisi Alman, birisi Türk gibi düşünebiliriz. Bravo. Ne işle meşgulüz? Fazlalıkla oyunculuk yapıyorum. Geri kalan bölümünde ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekerim. Ha, hep sanat sepet işleri. Seviyorsunuz bunları galiba. Fazlasıyla. İkinci kere fazlasıyla üçüncüye kullandırtmam. Olmuyor mu? Tamam. Üçüncüye kullandırtmam. Peki Deniz Hanım sormayı unuttum. Kaç yaşındasınız? Falla. Falla mı? Bu kadar yani. Peki tamam. Fark eder mi ya? Bir şey... Fark eder mi? Ha güzel. Aa güzelmiş. İşte tamam, yani. Hadi devam edebilirsin fark eder mi? Fark eder mi? Etmez tabii ki de doğru söylüyorsun. F zormuş ama. F zormuş bu zor. Arada. F zormuş. Şimdi Ceyda'ya geçiyorum. Bakalım evet, Ceyda ne çıkacak? Ben gözüm takınca akıllı gözükmek için gözüm. Ne? Ceyda'ya. İsminiz? Gaye. Gaye Hanım. Nerelisiniz? Giresunluyum. Aa bayılırım. Giresun'da uzun yıllar kaldınız mı? Gırtlağıma kadar boş doluydum orada. Bayağı bir kalmak zorunda kaldım. Ne işle meşguldünüz? Garda çalışıyordum. Garda ne iş yapıyorsunuz? Garmen. Ne demek garmen? Gara gelen insanları yönlendirme yapıyordum. İşte biletler şu tarafta, durak bu tarafta, tren birazdan gelir. Tren birazdan gelir. Peki Garmen Hanım? Garmen Hanım mı? Garmet de çok doğru bir şey. Garmet daha mantıklıymış evet doğru. Evli misiniz? Galiba evliyim. Pek görüşmüyorsunuz kocanızla herhalde. Girdiği bazı bunalımlar yüzünden konuşamıyoruz. Bu hayatta en çok olmayı istediğiniz meslek neydi? Gulyabani. Şimdi bana sorulacak. Kim sormak ister misin? Öcünü almak ister misin? Yok. Peki Ceyda sen sor. Ben sorarım. Tamam sor. Merhaba. Dur be dur. Ay. Daha harf yok ortada. Ke. Merhabalar isminiz? Kasım ablacım. Ablacım mı? Ben role girdim bir anda. Girdi. Kaç yaşındasın Kasım? 45. Nerelisin? Kırklareli. Evli misin? Kısmen.
Ha, eşin buralarda mı? Yani kısmen derken ne demek istedin? Kastamonu'da yaşıyor. Ayrıyız şimdi, konuşturma beni, anladın. Eşiniz ne iş yapıyor? Carmen. Carmen. Kundura fabrikasında çalışıyor. Size hiç kundura getirdi mi? Kalmamış. Güzelmiş, kalmamış güzelmiş. Kötü de olsa bir çift getirmişliği var. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 42. Hayalinizde bir meslek var mı olmak istediğiniz? Kolpa grubunun solisti olmayı istemişimdir hep. Hep o adamın yerine koydum kendimi. Keşke ben söylesem dedim. Kolpa'nın bir şarkısını söyler misiniz rica etsek şöyle küçük? Kafam seninkinden güzel. Dur olmadı. Güzel, bravo. Böyle yani ablacığım, yeter. Bak nasıl ayağı falan kalktı şu an. Övülmek istiyor, alkışlayalım. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar sorularımıza dönelim. Oyunlarımız hazırlanıyor. Bu arada oynamayı istediğim bir oyun varsa onu oynayabiliriz. Mesela bu yazmalı var. Ceyda'nın mükemmel salladığı, biliyorsun değil mi onu? Filmler, diziler var. Hangisini istersen onu yaparız. Ay ikisi de güzel. Ya da kızlar söylesinler. Onlar bizim izleyicimiz. Hangisini isterdiniz? Filmleri mi seviyorsun? Sinek aldı. Tamam. Oğlum, öldürdün mü? Öldürdüm. Film ne oldu? Sinek öldürdü. Aa. Şu aksiyon dizisini oynuyor ya, devam şak ediyor. Şak diye indirdi herhalde. Şimdi Deniz'cim ev işlerini, ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Biz tanıştığımızda bunlar yok muydu? Ev işlerine aşırı takıntılıymışsın. 10 sene önce. Şimdi mi takıntılısın 10 sene önce? Hayır ne bileyim, öyle bir titizliğini görmedim yani, şey yazıyor çünkü. Öyle bir titizliğini derken onu demek istiyorum. Ya şey gibi yani, ev işlerine takıntılıymışsın. Biri temizlikten sonra gelip bakar mısın, bir daha temizlermişsin. Aa. Kim o ayol? Kız sen söyledin bana. Hani niye sallıyorsun benim konuğumu? Barış'la bir klipte tanışmışsınız. Bu klip zaten Barış'ın klibi. Nasıl ya? Hayır abi. Ama sen kızım nereden okuyorsun bunları ya? Wattpad'de birilerinin aşk hikayelerinden mi buluyorsun bunları ya? Arkadaşlar kolay gelsin, ben bunu da alayım. Bak burada ne kadar detaylı yazıyor klipte. Tanışmışsınız, oynamışsın. Sen Barış'ın peşinden koşmuşsun. Barış sana friendzone çekmiş. Pardon? Evet. Ha sonra... evet, friendzone çekti. Tamam da klip yok mu ortada? Klip, biz tanıştık. Evet. Şimdi sonra hatta bir olmadı. Biz dedik olmayacak bizden. Bir 5 ay sonra falan tekrar bir araya geldik. Evet. Baktık gidiyor. Oradan yürüdük. Klip nerede? Sonra Barış yeni şarkı çıkarıyordu. Ben de klibinde oynadım. Çok alakasızmış bu konu ya. Ama bu daha güzel hikaye. Hani klipte oynuyordu. Oyunda o aşk sahnelerinde yükseldi. Herkes birbirine falan. Nasıl, öyle daha güzel bu mu güzel hikaye Allah'ım? Güzel bence. Bu daha güzel. Romantik ama bu. Değil bence. Peki tamam. Klipte tanışmadınız. Anlatır mısın demişim. Anlatacağın hiçbir şey kalmadı. Yani. Barış gibi oldu. Yanlış cevap veriyorsun. Evet doğru, bak güzel oyun oynadın. Bu sefer sorular yanlış. Sorular yanlış. Yine patladım. Bir de aşağı yazıyorlar. Abi hiç çalışmıyor musun? Arkadaşlar ne çalışması ya? Düşük bütçeli talk show bu ya. Ben arkadaşlarım geliyor ve sohbet ediyorum. Tamamen doğal gidiyor her şey. Ama orada öyle yazmışlar. Senin bir hatan yok yani. Deniz klibinde oynadım ve ilk kez orada tanıştık dedi. Bir de Barış demiş bunu. Barış sen mi uyduruyorsun bunları ya? Barış? Soruları yanıtlayan yurtçu yaklaşıyor. Aydın birlikteyiz, her şey yolunda gidiyor. Deniz klibinde oynadım ve ilk kez orada tanıştık dedi. Kolpa! Tamam be kolpa! Işte. Gerçekten işte grubun adına yakışır ya. İnanılmaz, görüyor musun? Kocam ne güzel romantik hikayelerle beslemiş olayı. Sen diyor ki görüştük, olmadı, bir daha görüştük. İki. Peki çok bir... iyi oğlum. Peki bir hikaye kaldı. Friendzone hikayesi yani olmuyor denmiş. Sonra Barış bir Ibiza'ya gitmiş. Ondan sonra geri dönmüş ve demiş ki sevgili olmamış. Bu doğru mu? Ibiza'ya gitti o. Ben de Foça'da başka bir iş çekiyordum o sıra zaten. İstanbul'a döndüm. Benim menajerim var, Kahraman. Yine onlar dışarı çıkmışlar. Hani sen de gel, sen de gel dediler. Gittim. Barış yine oradaydı. Hadi böyle ve... Konunun Ibiza'yla hiçbir alakası yok yani. Hayır şey, o şey muhabbeti. Yine olmadı ya. Ya onun şey geyiği yapıldı hani. Arada Ibiza'ya gitti. Ha, orada... Tamam ha, orada anladım. Orada hayatını yaşayıp geri döndü. Sanki falan çocuk hayatı geyiği yapıldı yani. Ne alaka ya. Şimdi ben yeni partnerin kim olacak demişim ama zaten o belli değil. Vallahi abi. Ama zaten biz yayınlandığımızda o belli olmuş. Fırat Albayrak falan dedi. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşa. Selamlar, güzel bir diziye ay, giriyor. Şimdiden hoş geldin diyorum. Umarım uğurlu gelir. Daha uzun seneler çekersiniz. Peki bu dizi konusuna girmişken şu an hedefine ulaştın mı yoksa daha hedefine çok mu var? Ve orası neresi? Hedefim ne? Ne bileyim işte yani. 5 milyon ama. Hedefim yok. Bir kere de ciddi bir soru sorayım dedim. Onu şey yapamadım. Diyelim ki şöyle bir eğitime de gireceksin ve seni bir role böyle hazırlayacaklar ama her şeyle. Nasıl bir şey olsun istersin? Mesela dansçı mı? Spider-Man. Ay şeyi bu arada çok istiyorum. Kamera arkalarını izliyorum. Atıyorum en son neyin? Stranger Things'in. Uçuyorlar, ediyorlar, bağlıyorlar bunları bilmem ne yeşilde falan böyle. He tamam. Çok istiyorum güzel. Yani. Yani öyle büyük prodüksiyonlu, aksiyonlu ve evet. Dijital efektli yine bir proje yine aksiyon olur olsun. Mesela ama patlayalım, çatlayalım ama işte böyle. Bölüm yayınlanınca bok gibi. Yok ama şimdi doğru söylüyorum. Buldun mu oyunların yenisini? Tamam ver, filmi oynayacağım. 5 saniyede bir filmi anlatacağım, 3 saniyede bir filmi anlatacağım, 1 saniyede bir filmi anlatacağım. Ha, hangimiz önce
Evet. Şey yaparsın. Oyunlara gözlüğümü takıyorum çünkü bilmiyorum neden. Ankara'da çekildim, çok fazla fanım var. Ankara'da dizildim, çok dizildim. Evet evet o. Adam Beşikçioğlu. Ben de onu diyecektim. Tamam iyi gidiyorsunuz. Behzat Ç. Bravo. Ayy. Erdal Bey. Şimdi o yani hani Ankara'yı tanıttı o dizi yani öyle o yüzden dedim. Bu doğru. İkincisine geliyorum. Eskide geçiyor bir tane adam var bütün kadınlar onu istiyor. Sultan Süleyman oğlu. Sultan Süleyman oğlu. Bravo ya kızım sen. Ama onlar. Ama ben ama yok bana ne. Dizinin adını Sultan Süleyman oğlu ne? Yarın yarın. Öyle bir dizi mi var? Şey deseydi, oğlumu verin bana. Ama yok, replik söylemek yok. Ha yok mu? Yok. Tamam. Sultan Süleyman'ın olduğu dizi değil. Bir saniyede anlatıyorum. Bir saniyede çıkarmam lazım ağzımdan. Biraz zor ya. Dur. Çıkar şu baklayı artık. İzmir'de çekildi bir ağaç. Kavak yerleri. Aferin kız. Gel Ceyda'cığım anlat. Hadi beni alkışlayalım. Sen İzmir'de günlük dizi çektin, o kadar uzun sürdü. Ben nasıl biliyorum şu an? Belim yok gibi. Kot iyice yukarı çıktı da çıktı. Paçalarımı sıvadım sanki su basmış evi gibi. Aha gözlük mözlük çıktı, dur. Abi nasıl anlatacağım? İsim söyleyemiyorduk değil mi içinden? Bir karakter. Hayır aşkım bak yok öyle ben şeyler. Ben yeni geldim şu an. Anlatmaya başlıyorum. Anlatmaya. Anlutlar başlıyor. Anlarsınız inşallah. Konuşabilirsem anlatacağım. Bizim zamanımızın gençlik dizisi kadının saçları sarıydı. Bir takım bir diş. Nasıl bizim lan? Oha! Look at this girl. Ben bu iş dostayım. Ben niye dans ediyorum bilmiyorum ama. Bizim zamanımızda gençlik dizisi yoktu çünkü çok. Doğru bir tane vardı zaten. Çılgın bir dişim yok başı kavişim. Nasıl aklıma geldi ya? Aa bunu böyle soracağım bilirsiniz bir bilemezseniz de beni hiç ilgilendirmez. İkincisi çekildi, ikincisi olmadı. Böyle bin tane proje var ya. Ben oynadım. Son bir saniye de onu ekledim. Ceyda neyde oynadı diye sana bakıyorum ama ben de yani... Benim ilk dizim bu. Nereden bileceksiniz ki? Aa en son babalar duyar. Evet. Nereden bilsin ama kız ya? Peki ama bu ikincisini... Sen hemen bildin sanki şöyle söyleyeyim. Evet yani. İkincisinin çekildiğinden haberim bile yok. Bir saniye mi? Bir saniye. Taksim'de bir otelde çekildi. Sus sakın sakın ya ben buldum. Sen buldun. Ben buldum ama dur. Kapat çeneni. Dur. Soruyu bile unuttum senin. Tam güzel. Dur bir dakika. Ah. Pera Palas oteli. Pera Palas'ta bir gece. Bir gece Pera Palas'taydım. Hayır. Akasyalı'dır aslında. Alakası bile yok. Nasıl ya Pera Palas değil mi diye? Orada çekildiğini belki bilmiyor olabilirsiniz. Pera Palas'ta çekildi abi dizi. Abi sen diziyi bilmiyormuşsun. Başka dizi varmış bayersem. Bir daha anlatıyorum. Çok hemen bir saniye. Tamam. Bu iş şeye döndü. Ne? Bu iş şeye döndü. Bokasar'dı. Bokasar'dı diye bir dizi mi var? Yılan hikayesi. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Oradan tıs falan yaptılar. Bir şey diyeceğim. Yılan hikayesi Taksim'le otelin ne alakası var çünkü ya? Çünkü biz bir kere arkadaşlarımla geçerken aa bu otelde yılan hikayesi çekiliyor demişler. Yok artık ya. Kaçak gelinlerde Özgür'ün evi zaten Arnavutköy'deydi o zaman. Onu diyelim. Arnavutköy'de çekildi. Meşhur olduğunu zannediyordum ben ya. Ya kimse bilmez aşkım. Ya onlar nereden biliyormuş abi? Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Leyli köylü. Geç sen anlatacaksın geç. Ben ne yapacağım acaba? İki erkek kardeş bir kadına aşık. Eski dizi. Bir İstanbul Masalı. Annenler çok izlerdi de ben sinir olurdum. Dur şimdi bir saniye. Denizci adam karısının çocuklarını bırakıp başka bir kadına kaçıyor. Sonbahar. Hayır. Neydi onun adı ya? Öyle bir geçer zamanki. Çıkamaz. Niye çıkarttın? Su istiyordur belki. Ha tamam. Geri almayı unutma yani. Şu ağlaşma. Öyle de bir sorunu var çünkü. Vurur kapıyı. Gerçi açar şimdi kapıyı. 2-0. Bir saniye mi bu? Evet. Şeye başlayacak. Haynar inler diye. Herkes birbirini vuruyor. Kurtlar Vadisi. Evet. Tipinden dolayı bildin hemen. Oğlum ben de oynadım orada. Bak Abdüley Yançarı. Abdüley'in Yançarı hocam. Güzel. Bunda bir dakika bunda oh, Ceyda kazandı. Ceyda iki kere ben kazandı. Ben kazandım. Yani. Evet. Sorularımı alabilir miyim? Gel. Buyur efendim. Oturayım mı? Eş olarak hiçbir yere katıldınız mı? Katıldık. Ya niye katıldınız? Aynen. Ha, ha, tamam. İlk o zaman. Aa, çok güzel. Tamam. Bol bol çip yapar bizimkiler şimdi. Barış Yurtçu'yu alıyoruz. Barış Yurtçu geliyor. Kolpa. Barış Bey geldi. Merhabalar efendim.
Merhabalar Ceyda Hanım. Hayranınızım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle buyurun. Merhaba Deniz Bey. Biraz yalnız göt göt oturmanız lazım arkadaşlar. Biz orayı hep iki kişilik ayarladık. Anlamışsınızdır. Barış ve Deniz çiftler, evliler. Anlamışsınız değil mi? Bu saatte bak kimse anlamadıysa kapatalım burada programı. Ne bileyim ben. Bu kadar gülünecek bir şey yok ya. Boş. Allah Allah, benim aptallığıma hep böyle güleceksen. Cancıklar anlamıyor, canlar ne kadar güzel bir çift diyor. Bu arada henüz 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Canlar eşiyle beraber programa katılırlar. Çok güzel sorularımızı cevaplarlar. Yanlış demeçler verip bu yanlış demezler. Cancıklar, bak seni can yaptım bak. Cancıklarsa her program başka cevap verip bir önce söylediğim doğru değildi diyerek ortalığı karıştırırlar. Can olun, doğru demeçler verin. Cancıklara demeç verecek bir deme bile yok. Teşekkürler. Bravo Can Bey, çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Barış'cığım. Merhabalar. Nasıl gidiyor kolpa grubuyla? Merhabalar. İyi gidiyor gayet. Konserler devam. Nerelerdesiniz? Nerelerde konserleri? Tarihlerini. Her yerde ya. Bir şey Instagram'da kolpanın şeyinde yazıyor hesabında çünkü. Bir dakika oraya var ya çarpar o, sürekli. Bunu içinize atabilir miyiz? İçine atayım tabii. Hep tabii. İçine atıyoruz. Bak ama o yaptı önce. Vallahi o ona yaptı. Evet. Bu bulaşıcı herhalde biraz senden. Geziyoruz oraya buraya. Yarın işte Afyon var. Öbür gün Sakarya var. Her gün bir yerdeyiz. Siz sürekli böyle yolda yaşıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Evet. Yani mesela 12 saat falan günde yol yapıyoruz. Git gel toplam. Evet. Bir de konser veriyoruz arada. Ama bu belli dönemler değil mi? Yazın mesela böyle. Evet. Yani Mayıs'tan Eylül'e kadar böyle. Yeni şarkınız var mı? Yeni şarkımız var ama bir türlü çıkaramıyoruz. Klip çekecek vakit yok. Ben size klip çekeyim diyormuşum. Pandemide bir sürü stok yaptık boşluktan. İki sene yaptık böyle 2.80. Kaç tane yeni şarkı var yani? Bir 5-6 tane yaptık. Ama iyi. Tek tek. Sence kaçı hit olur bunlardan? Bundan sonra çıkacağımız şarkı Her Şey Senin Yüzünden Oldu diye. Onu da güzel bir şey İlk bekliyorum. İlk kez burada adım. Ama şimdi hit olur mu olmaz mı artık onu anlayamıyorum. Eskiden anlayabiliyordum. Şimdi bu dönem değişti işte. Sosyal mecralar değişti falan. Kanka eğer TikTok'ta 15 saniye paylaşılacak bir yeriniz varsa hit oluyorsun. Değil mi? Dansla, öyle hesaplıyorum. Öyle falan. Tamam. Evet. Tabii. Bir hemen şey yaparız böyle bir koreografi çalışır. Gözlükler bir şeyler böyle hareketler. Slow dedin ya mesela. Bir tane maymun düşün. Muzu böyle suya düştü. Onu siyah beyaz yapıp oraya koyabiliyorsam o müziği. Anladın değil mi? Anladım. O aynen. Zaman o hit oluyor artık. Ne yazık ki böyle oldu abi. Müzik sektörü oraya gitti yani. Siz müzik yaparken mesela bir şeyin hit olacağını böyle karar veriyor musunuz? Karar değil. Anlıyorlar. Yani. Hayır. Yani çok garip geliyor bana bir şeyin hit olacağını ya anlamak. Çok şey. Bu hit. Şimdi beste 1000 kez dinliyoruz bir şarkı yapmadan. Seni en çok hangi şarkı çekiyor? Sürekli dinlemek istiyorsun. Birilerine dinletiyorsun. Ay bu süper falan diyor falan. O zamanlar oluyor ama mesela aranjeleri şeye göre yapmaya başladık artık. İlk 5 saniyesini hemen girme girecek, üzerine falan. Eski poplara bak abi. 1,5 dakika falan intro falan vardı. Sen mesela arkadan mı izliyorsun? O böyle köşeden böyle gururla bakarak. Ha, yandan. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Gururla bakan değil. Ben tamam canım. Ya bunlar da hiç romantizm istemiyorlar ha. Biraz böyle havalı bir şeyler anlatayım diyorum. Gurur duyuyorum kocamla. Şey güzel değil mi ama o böyle söylerlerken biz geçen gördük de heyecanlandık böyle. Bir sürü insan falan böyle. Şeyi çok hoşuma gidiyor. Karanlıkta flash açtırıyor herkese. Bunlar gidip geliyor. Kaç bin kişi. Biz böyle oturuyoruz evde. Tamam mı? Televizyon falan otelde. Sonra bizi araç alıyor. Ama böyle hani mayışıyorsun falan. Bir çıkıyorsun 30 bin kişi var. Bir anda böyle hop kendine gel falan yani. Başka bir ortama vay gidiyorsun, be. Başka bir diyara. Orada böyle bir şey oluyor hani psikoloji bir gidip geliyor. Tabii biz mesela Hulk abinin konserinde yanda durduk da o kalabalık sahne çok garip bir şey yani. Evet. Biz bile yandan izlerken kendimiz bir şey zannediyoruz. Yükseldik orada böyle bir ben böyle çıkıp Hulk abi çekildi. Orada şunu hissediyorsun yani. Öyle bir alıyor ki kalabalığı müzisyen. Evet, ayrılın bakayım şöyle dese herkes ayrılacak gibi. Evet evet. Şarkıcıların Instagram'ları, şarkıcıların da demeyeyim de müzisyenlerin genelde hep böyle konser fotoğrafları var. Hiçbirinin böyle şahsi günlük fotoğrafını görmüyorum. Neden? Çok ilgi görmüyor mesela. Türkiye'de oyuncular, sizin sektör mesela çok daha fazla sosyal medyada tepki alıyor. İşte ne yaptılar, ne ettiler falan. Müzisyenlerde bu daha az. İrem ayrı tutuyorum. İrem başka bir konu. İrem çok aktif ama. Evet, İrem aynı zamanda sosyal medyada da fenomen. Evet, hani bizde bir ilgi çekici bir şey yok. Abi bir tane selfie koysan mesela şöyle ne bileyim. Ben de diyorum ama. Ya ben selfie erkekle sevmiyorum ya. Şey böyle biraz bana şey geliyor. Fırat hariç çünkü Fırat çok yakışıklı yani biz öyle olmadığımız için koysak da izlenmiyor, dinlenmiyor yani. Ben müzisyenlerde böyle tamam mı? Böyle şeyden rahatsızım müzisyenler yani. Müzisyenlerde ben yırtık pantolonu sevmiyorum abi. Giyiyorlar geliyorlar. Abi yakıştırmıyorum. Ben ama düşük bütçeli diye giydim bunu. Bravo. Nasıl bravo bilmiyorum. Güzel. Ne oluyor lan? Aa, hocam düşük bütçeli tokşu kırıldı. Çıktı. Ne kırıldı ya? Koltuğun bir yeri gitti ama neresi bilmiyorum. Ay. Çiftler yarışıyor yapalım sizinle. Hani cevap sallama var ya onu oynayacağız. Ama herkes bireysel fakat çiftlerin puanı sayılacak. Tamam, tamam mı? Yani benim yüzümden Fırat sürekli dibe vurursa çıldıracak gibi. Ben öyle evet. Size bırakamazsın. Şimdi 4 kişiyiz. En yakın puanı yapan 4 puan. Sonraki 3 puan, sonraki 2 puan, sonraki 1 puan alacak. Toplayacağız tamam mı? Var mısınız? Hayır yokuz deseler ne olacak? Yokuz ya. O zaman kalkın gidin falan. Yokuz diyen programdan çıkar.
Aa, artık bunlar var. Doğru ya, ben bunu unutmuşum. Aa. Size denk geldi bak. İkram ediyorum. Bana oyunu minik anlatabilir misiniz? Evet. Hayır, tabii. Mesela. Kolpa'nın kaç şarkısı vardı diyoruz. Herkes ihtimallerini yazıyor oraya. Anladın mı? Şeyde, Survivor'da vardı oyun. Şimdi çaktırma yani. Yok, şu an atarız diye düşündüm o yüzden. Tahmin yarışmamıza hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Hazır mıyız? Hayır. Hazırız. Çiftler yarışıyor. A4 kağıdını en fazla kaç kere katlayabilirsiniz? İşte A4 kağıtlarını vermeseydik şimdi bu soruyu herkes yapıyordu. Ha, arkasında silgi var bunun. Herkes yazdıysa çevirip gösterelim lütfen. Ceyda 48, 64, oh, 10 mu? Öyle bir şey yok. A4'ü 75. Kat... Niye sen bilmişsin gibi döndürdün onu? Kaç? Kaç? 7. Al işte. Nasıl 7 la? Ben onu var ya, şimdi katlarım, hiç öyle bir ihtimal yok yani. Katlayamazsın o kadar. Katlanarak. Abi bir şey diyeceğim, ben 60 falan, hatta yani derim 100'e kadar yolu var. Nasıl olabilir? Küçülüyor iyice. Doğru. Tüm dünyadaki pillerin toplam enerjisi, ha, tüm dünyanın ne kadar sürelik enerjisini sağlayabilir? Ha? Bunu zaten bilemeyiz. Bence sallayalım. Pilli bebekler de dahil mi? 4. Ceda, yıllı yazmadın bu Kore'ye değil mi? Bakalım. Ay. Lütfen ya. Bu sefer ben gösteriyorum baştan. 20 saniye diyorum. Ne? Ne? Aman. Yani dünya diyorsunuz abi. Ben de bilemedim abi ya. Evet. Sen? Bir ay dedim ben. Sen? Ya 8 gün. 4 yıl dedim. 4 yıl olur mu aşkım? Ne yaptın yavrum? 10 dakika. Sen 2. Ben 3 yazdım. Sen 3. 2. Ben 1. 1. Evet. 1'im. Gelsin. Yine birinci oldum bir şekilde. Çizgi evet. Film kahramanı Temel Reis hangi yıl yaratılmıştır? Ispanak! Alakasız ıspanak. Etrafından döndüm abi bilgimin. Ya senin bilgin tamam sensin. Salladık. Ben böyle hatırlıyorum. Şey, daha doğduğu günleri falan yazacak. İlk izlediğini televizyonda izlediğini yazacak. Ben böyle hatırlıyorum ya. 1875. 1976. Ne yaptın ya? Sen ne yaptın? 1910. 1950. Ben bilmiş olabilirim, çok eski çünkü. Evet. 1919. Oha! Wow. Bir dakika durun. Şimdi sen 4 yaz. Bir saniye. Gelsin. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru kaç saattir? Ay ne salak sen. İnsanlar ne yapıyor ya? Evet yani, bu nasıl bir şey? Ne yaptın abi? Ne işi? Elektrik mi ürettin orada sallanan sandalyede? Şöyle düşünebiliriz. Bir insan sıçmadan ne kadar dayanabilir? Abi 5 gün tuvalet yapmayan var. Ne alakası var? Ya nerede o? Ben de sen. Yazdım abi. Alalım. Ben de yazdım abi. Ben de. Deniz sen göster o zaman ilk. 580 saat. Deniz abi, ne yaptın ya? Adam öldü. Hayır, böyle saçma bir rekor denemesi yapılıyor da ben niye bu cevap veremiyorum? Bir dakika, 20 gün mü sallanmış? 20 gün sallanmış adam sen? Altına. 80 saat. Ben de 72 saat dedim. Az bence bundan. Ben 140 dedim, salladım. 440 saat. Ben kazandım. Oha. Değil mi? Yok. Deniz kazandı. Gene göt oldum kendi kendime ya. Deniz ne yaptın ya? Adam öldü. İnanılmaz. Deniz'inki mantıklıymış. Bence mantıksız. Ben her bölümü alsanıza. Ben çok sevdim bunu. Abi Deniz gerçekten dehşet mantıklı yaklaştı her şey. Bunlar da burada şey tartışması yapıyor. Biz de oynayalım. Birini ben vurayım, öbürünü de ben vurayım diye Dora'nın yokluğunu kapatıyorlar. Evet, geliyor. Evet. Gelsin. Ortalama bir insanın, tam benlik bir soru. İnsanın kafasındaki tüm saçlar ne kadar ağırlık kaldırabilir? Ben de bakıyorum ne saçından bahsediyor. Yok ki. Abi bayağı bu arada. Bayağı mı? Geliyor bomba cevap. Ceyda böyle bayağı deyip 25 kilo falan diyecek şimdi. Yine mi öyle yazdın aşkım? Sus be. Fırat. Ne oldu ya? Karıştırma şimdi onu. Dur, yazdım artık, silemiyorum da. Ekledim biraz daha. Çeviriyorum. 35 kilogram. 35 kilo. Allah sizi ne yapmış? 150 kilo mu? Ay bunların hepsi cahil. Sen aç. 30 ton. 10 ton. Abi ne yapıyorsun? 13 ton. Karıcığım benim çalıştı. Çok yüksektir abi. Bir şey diyeceğim. Büyük bir tuş gelsin. 12 ton. Ne? Ne? Gel buraya, gel buraya. Hile var abi. Boyunda hile var. Vallahi helal. Bir tane telle bile bayağı kaldırılıyor. Ama ben şeyi hatırladım. Abi. Bir tane kadın var. Kendi saçından böyle tavanda dans ediyor, dönüyor, ediyor, kalkıyor falan, böyle çekiyorlar. Dedim bu kadın şimdi bir 60-70 kilo olsa, bunu dedim biraz da üstüne koyayım, 150 dedim. Mantıklı. Bir de bana oradan bakıyor, diyor ki tonu görüp Fırat. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Sir. Evet. Kopya çektim. İçim rahat etmez. 3 ton yazmıştım. Onlara gösteriyor ki yaptılar, o yüzden başına 1 ekledim. Tamam, fark etmez. Gene de ben kazanacaktım, o yüzden itiraf ediyorum. Yoksa tamam. Ne itiraf edeceğim? Tebrikler. Buruk bir tebrik oldu. Farkındaysanız şey yalanı içimde asla şey yapamam. Yalan hikayesi. Böyle bir dizi çekildi. Standart bir kurşun kalemle kaç kilometre kesintisiz çizgi çizebilirsiniz? İntegral türev.
Ben yazdım abi. Ya ne kadar abartabilirim acaba? Tamam bence bunu biliyorum. 250 kilometre. 8 kilometre dedim. 8. Ben 90. Vallahi ben de 8 dedim. Ben bravo. Ama söyledim baştan. Sallayabildiğim kadar sallayacağım. Ben 90 kilometre dedim. 50 kilometre. 90 kilometre de İzmit'e kadar buradan hesapladım. İzmit'e selam. Fırat ben eşimi değiştirmek istiyorum. Seninle eş olabilir miyim? Aç da bakayım senin skoruna. Ben seninle eş olmak istiyor muyum acaba? Rating. Şu an böyleyiz. Eve gidince görürsün. Buckingham Sarayı'nda kaç oda var? Buckingham göremedim. Kraliçe var, kraliçenin yardımcısı var, kızı var, oğlu var. Abi 5 kilometre zaten saray. Hazır mıyız? Söylüyorum. Evet. 475 oda. Ay ya, az sen? Oldu benim. 200. Sen? 450. 106. Ya Ceyda. 775. Ya of ya. Biraz daha fazla yazamadım. Şimdi herkes toplasın. Benim 18. Senin 20. Senin 15. 15. 35 sizin. Senin? 19. 18, 19 daha. 37. 37. Ha, biz kazandık. Ya bunu niye çağırdınız? Oturuyordu orada. Ben tek başıma alırdım. Bütün hep dörtleri ben almışım. Bir dakika hem çalıp hem oradan şey mi basıyorsun? İnanılmaz. Efendim çok teşekkür ederim başka geldiğiniz için. Başka oyun oynamayacak mıyız ya? Başka oyun. Değil mi? Öyle gidiyormuşum. İstersen burada kal. Hep beraber gece full sabaha kadar oyun oynayalım. Çok mutlu oldum. Yıllar sonra tek Renewium mu denir? Ne derler ona? Renewium mu? Şey soracağım ama. Evet. Kaçak Yayınlar neden bitti? Bugün Kaçak Yayınlar'ın neden bittiğini ve ne zaman devam edeceği sorularını aradık. Henüz cevapları bulamadık. Siz de yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Çok abone teşekkür ederim sizlere. Sevgili yurtçu çifti ağırladığımız için. Evet. Çok aboneler mutlu. Zaten çok burada. Ederim. Canlar cancıklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Güzel yorumlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz aşağıya. Arkadan bize karakol.